Değerli arkadaşlar merhaba. EKYS 2022 kapsamında eğitim birimleri ile ilgili eğitim ve öğretimde etik soru çözümü ile karşınızdayım. Etik kavramlarla ilgili test çözeceğiz arkadaşlar. Lütfen yanınızda not defteri ve kaleminiz bulunsun. Birlikte soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Soru 1. 2 veya daha fazla değerin çatışma halinde olması durumunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Etik kod B. Etik ikilem C. Meta etik D. Normatif etik E. Kural etiği Değerli arkadaşlar cevabımız Bursa etik ikilem olacaktı. Etik ikilem herhangi bir durum karşısında İki veya daha fazla değerin birbiriyle çatışması halinde ortaya çıkar değerli arkadaşlar. Bir durum karşısında istenmeyen iki veya daha fazla seçeneğin ortaya çıkması halidir. Burada da iki veya daha fazla değerin çatışma halinde olması durumunda ortaya çıkan kavram diye sorulmuş. Cevabımız B. Etik ikilem olacaktı değerli arkadaşlarım. İkinci soruya geçiyorum. Bir toplumda var olan kuralların etkisiz hale gelmesi, çöküntü, çatışmaya ya da karışıklığın meydana gelmesi durumunu belirten terim hangisidir? A. Anomi, B. Etik, C. Metaetik, D. Agapizm, E. Telkin. Değerli arkadaşlarım bir toplumda var olan kuralların etkisiz hale gelmesi, çöküntü, çatışma ya da karışıklığı meydana gelmesi durumu nu belirten kelime anomidir. Yani A seçeneğidir. Anomi bir toplumda var olan kuralların etkisiz hale gelmesidir. Yine Çöküntü, çatışma ya da karışıklığın meydana gelmesi durumunu belirten bir terimdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu terimi kısaca açıklayacak olursak eski Yunan metinlerinde sıklıkla karşılaşılır bu terimle. Anomi terimiyle yasasız anlamına gelir ve bu kavram çöküntü ve enkaza atıfta bulunan geniş çaplı ve çoğunlukla olumsuz manalar çağrıştıran biçimde kullanıla gelmiştir. Cevabımız anomi olacaktı. Evet soru 3. Bireyin yaşamında ki farklı etmenleri yüklediği önemdir. Birey için önemli her türlü düşünce yapısı obje veya etkinlikler olabilir. Bireylerin düşünce, tutum, duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak kabul edilir. Toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluşturur. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahlak B. Kültür C. Değerler E. Etik E. Yozlaşma Değerli arkadaşlar değerler cevabımız Ceyhan değerler olacaktı. Değerli arkadaşlar değerler bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir. Bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir arkadaşlar. Birey için birey için Önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olabilir. Bireylerin düşünce, tutum, duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak da kabul edilebilir. Değerler bireyin yaşamındaki farklı etmenlere yüklediği önemdir dedik. Değer birey için önemli her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinlik olarak da tanımlanabilir değerli arkadaşlar. Değerler bireylerin düşünce, tutum, duygu gibi tüm davranışlarını yönlendiren birer ölçüt olarak da kabul edilebilir. Yine değerler toplumsal bütünlüğün ayrılmaz bir öğesini oluşturur. Değerli arkadaşlar, bireyin toplum içinde dengeli yaşayabilmesi için toplumda yerleşmiş değerlerin neler olduğunu bilmesi gerekir. Cevabımız 3. soruda C seçeneği olacaktı. Soru 4. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru ile yanlış ya da iyi ile kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A- Ahlak, B- Etik, C- Kültür, D- Norm, E- Değer. Değerli arkadaşlarımız cevabımız etik olacaktı. Neden etik? Ee, soru çözümüne geçelim. Öncelikle etik sözcüğü değerli arkadaşlar Yunanca'da karakter, adet, usul veya gelenek anlamına gelen etnos sözcüğünden türetilmiştir. Bunu bilmemizde fayda var. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru yanlış ya da iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir değer etik arkadaşlar. Etik doğru ve yanlış ölçütleridir. Burada da verilen bilgilerden yararlanarak yani insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru ile yanlış ya da iyi ile kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disipline verilen isim etiktir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soru. Bireylere işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır. İnsanların yargılarını ve bu yargılara ulaşılma sürecini ifade eder. İnsanların değerlere dayalı kararlar verdiği her süreçtir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A etik, B etik kod, C ahlak, D değer, E norm. Değerli arkadaşlar, cevabımız etik olacaktı. A seçeneği olacaktı. Çözüme geçelim. Etik, bireylere işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede yardımcı olan yol gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır değerli arkadaşlarım. İnsanların yargılarını ve bu yargılara ulaşılma sürecini ifade eder. Etik, insanların değerlere dayalı kararlar verdiği bir süreç olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlarım, beşinci sorunun cevabı A seçeneği olacaktı. Altıncı soru, çalışma ile ilgili değer ve tutumları kapsar. İş hayatında çalışkanlık, daki, dakika olma yani işe zamanında gelme ve benzeri gibi durumlar örnek olarak verilebilir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Meslek etiği B. Etik C. Örgütsel etik D. Çalışma etiği E. Yönetsel etik Değerli arkadaşlarım burada tanımı verilen ifade çalışma etiğidir. Cevabımız Denizli olacaktı. Çalışma etiği çalışma ile ilgili değer ve tutumları kapsar. İş hayatında çalışkanlık, dakik olma, işe zamanında gelme ve benzeri gibi durumlar örnek olarak verilebilir çalışma etiğine. Cevabımız denizli çalışma etiği olacaktı. Yedinci soru değerli arkadaşlarım. Yasal bir çerçevede personelde aynı tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan hizmetleri yerleştirmesini sağlayan örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Etik ikilem B) Örgütsel etik C) Etik D) Değerler E) Meslek etiği Değerli arkadaşlarım buradaki sorumuzun cevabı örgütsel etik yani B seçeneği olacaktı. Örgütsel etik yasal bir çerçevede pro, personelde aynı tür davranışların yerleştirilmesini sağlayan örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeler dizisidir. E, doğru cevabımız B örgütsel etik olacaktı. 8. sorudayız değerli arkadaşlarım. Soru 8. İki değer arasından hangisinin daha mantıklı olduğu konusunda bireylerin yaşadıkları kararsızlık durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Etik ikilem B) Normatif etik C) Etik kod D) Mesleki etik E) Kural etiği. Değerli arkadaşlarım, burada ifade edilen kavram etik ikilemdir. Soruda ifade edilen kavram etik ikilemdir. Peki etik ikilem nedir? Kısaca tekrar edelim, önemli bir kavramdır etik ikilem. Bilinmesi gerekir, Bilin, bilmenizi tavsiye ederim. Etik ikilem iki değer arasından hangisinin daha mantıklı olduğu konusunda bireylerin yaşadıkları kararsızlık durumu olarak tanımlanmaktadır. Etik ikilemde bilinmesi gereken önemli nokta bir durum karşısında iki veya daha fazla değerin çatışma yaşaması durumudur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği etik ikilem olacaktı. Soru 9. Belirli bir meslek grubunun bir mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet idarelerini korumaya, korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür. Değerli arkadaşlar, yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Meslek etiği B. Örgütsel etik C. Çalışma etiği D. Yönetsel etik E. Etik ikilem Cevabımız e, meslek etiği olacaktı değerli arkadaşlarım. A seçeneği olacaktı. Meslek etiği, belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür değerli arkadaşlarım. Cevabımız dokuzuncu soruda A seçeneği olacaktı. Soru 10. Bir eylemin bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlendiğini savunan etik sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Amaçlanan sonuç etiği. B. Toplumsal sözleşme. C. Örgütsel etik D. Kişisel etik E. Kural etiği Değerli arkadaşlarım sorumuzun cevabı Kural etiği olacaktı. E seçeneği olacaktı. Kural etiği bir eylemin ahlaki doğruluğunun standartlar ve yasalar tarafından belirlendiğini savunan etik sistemdir arkadaşlar. Ee, testimiz burada sona erdi. Eee Kanalıma e, abone olmanızı rica ediyorum, e, bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Yaptığınız çalışmalarda sizlere üstün başarılar diliyorum. E, hangi konudan e, EKS müfredatında yeri, yer alan, hangi konudan e, soru çözümü yapmamı istiyorsanız e, yorumlar kısmında e, bırakabilirsiniz. O konuyla ilgili e, soru çözümüne öncelik verebilirim. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum.